diktim de yakası geçmedi. Bunlar yeni örnek bu. Yeni mi bunlar? Bu yeni. Şu yeni. İsmi? Yeni örnek. İsimleri yok. Daha henüz isimleri belirlemedik. Kendimiz çıkarıyoruz. İsimleri henüz belirlemedik. Ama muhteşem yeni renkler. Şeylerim, örneklerim. Bunlara isim vereceğiz. Bunlar hepsi el işi. Hepsi el işi. Bunlar bak hiçbir yerden alınma değil. Tamam canım. Kaç parça şimdi yeni örnek var aşağı yukarı? Yeni örnek, hani kaç parça olduğunu bilmiyorum ama çok. Bayağı oldukça parça. Ha. Bak bunlar hep benim yeni versiyonlarım. Şunun şeyi bak şu. Görüyor musun? Şu ondan işledik yani. Şunu. Çok güzel ya. Ondan sonra bak bunlar. Hep yeni, hep yeni. Saymadım. Bak, görüyor musun? Bak. Evet. Ne örneklerim var ki? Sevgili abicim merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Şile bezi işlemeler, el işi örneklerimiz. Ve tabii ki Şile bezi denince de Şile'de ilk akla gelen isimlerden biri olarak bugün sizinle beraber bir röportaj yapalım istedik. Şile malum ismi bezi dünyaya duyurulmuş bir kültürel değer. Bununla birlikte siz bildiğimiz kadarıyla uzun yıllardır bu işin içindesiniz. Evet. Aileden gelen bir şey bu. Yani kök biraz bir nebze olsun size geliyor. Kaç yıldır Şile bezi veya Şile bezi sizde nasıl doğdu? Şimdi ben 1973 yılında buraya gelin geldim. Tam 73'ün Eylül ayında gelince Şile bezi ile tanıştım. Şöyle tanıştım. Malum ekonomik herkeste olduğu gibi bizim de ekonomik sıkıntılarımız, şeylerimiz vardı. Çamur Mustafa Bey saygı duyduğum bir insandır. O zamanlar ihracatta çok ön sıralardayız. Buradan ihracat yapılıyor. İşte evlere iş veriyor, şey veriyor. Bir de sen tanırsın. Potuk Zafer vardır. Hı hı. Ha, Potuk Zafer'in annesi dikiş dikiyor. O da kenarlarını oyalatmak için şeyleri dağıtıyor. İnsanlara dağıtıyor. Öyle oya yaparak Şile Bezi ile tanıştım. Şile Bezi ile tanıştım ama meslek olarak da kız meslek okulunda el işi sanatını çok iyi öğrenmiş. Hatta genç kızken küçücük bir atölye çalıştırıyordum. Dikiş atölyesi, işleme atölyesi falan. Altyapı biraz olsun var. Tabii. Onun dışında ablamın çeyiz şeyi vardı, mağazası vardı. Oraya ürün yapıyorduk. Öyle tanıştım. Onun neticesinde 77'ye kadar çocuklarım oldu, iki tane falan. Küçük çocuklarım var. Çeyiz işini de çok sevdiğim için hatırlarsın, bilmiyorum sen hatırlıyor musun? Çıkrıkçı Cemalettin. Hatırlıyorum. Çıkrıkçı Cemalettin'in evinin köşesinde küçücük tek denilen bir yer vardı. Böyle. Ali abinin yeri. O küçücük yeri eşime ısrar ederek açtık. 77'de. 77'den bu tarafa Şile beziyle iştigal ettim. İşte o zamanlar yaptığım, tabii vitrinlediğim o dükkandan başkasına gittik. Daha büyüdük yani. Bize göre büyüdük. Çok büyük sayılmasa. O zamanki şartlar ona göre. O zamanın şartlarına göre. Yaptığım işler halk eğitim müdürlerinin dikkatini çekiyordu. Bana teklif ettiler.
ondan sonra. Hatta Güler Hanım vardır, Güler Butik halk eğitimde çalışıyordu. Onun ısrarıyla, sağ olsun, onun ısrarıyla ben usta öğreticiliğe başladım. Usta öğreticiliğe başladım, makine nakışı vererek başladım. Hı hı. Ama şile bezini çok sevdim. Yani tam 24 yıl usta öğreticilik yaptım halk eğitimde. Bütün, hemen hemen bütün kursları verdim. Kullandığım tek kumaş şile beziydi. Yani evet, ne yaparsam, kumaş boyama verdim, şile bezi kullandım. Makine nakışı verdim, şile bezi kullandım. Ve bu bende hastalık haline geldi. Yani gelen de zaten şile bezi kullandığım için geldi. Öyle ideali olanlar, hani beziniz, bezi sevenler. Çok güzel bir 24 yıl öğretmenlik yaptım. Onun neticesinde de gurur duyduğum bir sürü öğretmen yetiştirdim. Şu andaki bütün öğretmenler benim önderliğimde, tabii ki kendi becerileriyle, kendi şeyleriyle geldiler bu şeye. Fakat onları yönlendirdim. Yapabilirsiniz. İşte köylere gittiler, geldiler. İşte bu tekrar buralara geldiler. Bir sürü öğretmen. Türkiye'nin başka yerlerinde de var. Yani burada yetişip Adana'da var, İzmir'de var. Şile bezini tanıtan, buradan alıp götüren, eden. Ben gurur duydum. Çok hoşuma gidiyor yani böyle şeyler. Sonra benim bu aşkımın neticesinde bütün belediye başkanları benimle birlikte çalıştı. Yani festivallerde bu sene kaçıncısını kutlayacağız bilmiyorum ama 34 mi oldu? 34 olması lazım. Evet. Hemen hemen bir iki engellerden dolayı bir iki yıl yapılmadı. Onun dışında bütün festivallerde şile bezi tanıtımlarında, şile bezinin şeyinde çok büyük katkılar, öğrencilerimle birlikte, şile halkıyla birlikte ortak sergiler, şeyli çalışmayı severim böyle. Herkesle birlikte. Yani ben değil, ben ve açık söylüyorum, elime iş alıp da, kasnak iş alıp da öyle aman aman bir bütünü işlemem, yani işleyemem. Ne zamanım müsait, ama iyi bir öğreticiyimdir, iyi bir paylaşmacıyımdır. Sonra bu şeyim ta ki bundan 15-20 yıl öncesine kadar daha da şey yaptı, dernekleştik. Dernekleşme konusunda belediye başkanının desteğiyle dernek kuruldu. Ve beni de onun başkanlığına layık gördüler. Hala görevde misiniz? Tabii. Ondan sonra getirdiler. Çok güzel şeyler yaptık. Yani belki dışarıdan görünür görünmez onu bilemiyorum. Halk tarafından nasıl biliniyor? Tabii belediye destekli bir dernek olduğu için çok fazla böyle şeyimiz yok. Faaliyetlerimiz biraz şeyle kısıtlı. Ve ben gurur duyuyorum. Böyle şeylere sebep oldum. Beni de layık gördüler, getirdiler. Coğrafi işaretimizi aldık. Evet, Şilebezi. Şilebezi. Ve ben açıkçası çok gururluyum. Yani benim, hani ben mi yaptım, ben mi aldım? Hayır, ben almadım ama bir şeylere önderlik etmek çok güzel bir şey. Zamanın belediye başkanına çok çok teşekkür ediyorum bu konuda. Yani Şileli adına. Tabii. Şileli adına. Ben diyorum ya, bütün belediye başkanlarıyla çalıştım. Hepsi kendi ölçülerinde bir şeyler yaptılardır. Ama İnşallah dilerim Allah'tan bundan sonraki gelenler de inşallah bu öyle bir katkılar sunarlar. Halkın yararlanacağı, kadınların para kazanacağı, evini geçindirmek için katkı sunacağı şeyler, satış alanları, şeyler inşallah olur diye. Şu anki başkan yani. İlhan Ocakların da, Sayın Ocakların da bu konularla herhalde sizde istişareleri var. Var. Şey yapıyorlar, geçen bir konuştuk sağ olsun, yeni projelerin olduğundan bahsetti. Elimden geldiği kadar herkesin yanında. Şilebezi konu olduktan sonra ben herkesin yanında olurum. Peki, bilenler tabii ki biliyor da bilmeyenler için şilebezinin özellikleri nedir? Yani şilebezini ayrı kılan diğer işte farklı bezlerden dolayı. Ayrı kılan nedir? Ben şimdi sana şuradan
Sadece ses mi alıyor? Yok, görüntü alıyor. Ha, görüntü de alıyor. Bu derneğimizin şeyi, Şile Bezi hakkında çıkardığı evet. kitabımız. Hı hı. Burada çok güzel Şile Bezi'ni anlatıyor. İstersen hı hı. burada okumamı ister misin? Onu yani bir şeyi şimdi dokuma tekniği. Bir özetle. Aha, dokuma tekniği falan bana sorarsan ben o kadar çok bir hani sizler gibi yani bu Şile'nin içinde büyüyen insan gibi çok o kadar derin bir bilgiye sahip değilim. Hı hı. Ben üstündeki sanatıyla daha çok ilgileniyorum. Açıkçası. Yani el emeğinde. El emeğinde. Biz zaten Nurcan'cığım her 10 kişiden 8'i bezi tanıyor. Bezimiz gerçekten. Biz mesela fuarlara katıldık. Yurt içi, yurt dışı fuarlarda 10 yıl Sultanahmet'te bir ay tanıtım yaptık. Oralarda yerlisi, yabancısı herkes Şile bezini tanıyor. O zaman sizin dalınız veya olan el sanatları veya el işleri örneklere gelelim. Evet. Şile bezi el işi örnekleri. Hani çeşitli şiirler de var. İşte evet, el öpülesi evet, Şileli evet, kadınlarımız evet, evet. gibi işte biraz işlere dönelim. Özel kılan nedir? Bunları nasıl üretiyor bizim Şile kadınımız? İşlenilebilir bir kumaş olduğu için, ipliği sayılabilir bir kumaş olduğu için bezimizin o kadar güzel özelliği var ki Türkiye'nin her tarafında Şile bezi gibi bezler üretiliyor. Hı hı. Ama onun Şile bezi yapan o işte dokunurken o ipliğinin haşırlı olması, o tür teknik bilgileri pek sağlıklı bilgi veremem yani onu uzmanı verir. Eyvallah. Ama üstündeki nakışa gelince, üstündeki nakışlar insanın içindeki yaratıcılığını üstüne, o bezin üstüne dökebilecek kapasitede bir bez. Mesela benim annem de evimizin altında tezgahımız vardı. Hı hı. Eskiden tekstil bu kadar ileri düzeyde olmadığı için herkes kendi ihtiyacını evinde dokuyordu. Evet. Hatta ben ilk işte 77'de dükkanı açtığımda annemin dokumalarını Şile bezi diye sattım yani. Ay, o benzeri bir bez. Fakat Şile şeyi onun tekniği, özelliği nasıl ki şimdi buldanda dokunan bir bezi Şile bezi diye satılıyor bütün her tarafta. Onun üstte buldandaki bezin üstüne işleme yapılamıyor. Bu çok önemli. Buldan bezinin üzerine el işi yapılamıyor. Evet. Makine nakışı, baskı çok güzel oluyor. Fakat şimdi bizi sevindirici tek tarafı Türkiye'nin neresinde dokunursa dokunsun artık ismini aldık Şile bezi. Şile bezinin bazılarının özelliği var. Düz bezimizin üzerine nakış çok güzel oluyor. Fakat renkli bezlerin üstüne nakış zor oluyor. Yani o sayılabilir bir kumaş. Hı hı. Böyle kasnağa girildiği zaman sonra dayanıklılığı. Mesela içinde sentetik karışık olan bir bezin işlemesinin dayanıklılığıyla hiç saf dokunan coğrafi işaretimizi aldık biz ama ne şartlarda aldık. Gerçek Şile bezi yapıldı yani. Şu anda gerçek Şile bezi yapılıyor. Ha sadece azlığı, çokluğu, şeyliği tartışılır. Ona bir şey diyemeyeceğim. Fakat aynı eski ninelerimizin, haminnelerimizin dokuduğu şeyleri, bezi aynısı yapılıyor. Ne kadar üretim fazlalaşsa tüketim de o kadar çok olacak. Üretimden her şeyi belediyeden beklememek lazım. Okay. Esnafın da bu işe el atması lazım. O kadar çok büyük çapta bu işi yapanlar gayet güzel bir makine parkuru kurabilirler, makine tezgahı yapabilirler, buldanda üretilen bezin aynısını yapabilirler. Artık adı Şile bezi, buldanda da yapılsa Şile bezi. Onu çok fazla ayırt etmek mümkün değil zaten. İsterim ki bütün esnafın katkıda bulunması, kendi ölçülerinde, hazır getirip yapması değil de kendileri üstündeki sanatı da kendilerinin icra etmesini, atölyeler kurulmasını, işleyici kayboluyor yavaş yavaş. Halk eğitim olmasa artık işleyici de kalmayacak. Evlerde hiç çok denilecek kadar özel yapan yok galiba değil mi? Yani
biraz da şeye bağlı, şimdi hazıra alıştık ya biz. Evet. Diyor ki ama ne uğraşacağım, iyi işleyecek, kötü işleyecek, ona para vereceğim, az vereceğim, çok vereceğim. Yani herkesin kendine göre bir yaşam biçimi var. Kimseyi de bu konuda şey yapamıyorum ya, mutlaka, yani. Mutlaka. Ama yaşaması için, ileriye aktarılması için bazılarının elini ateşin altına koyması gerektiğine inanıyorum. Bu bir kültürdür. Yani bu bir kültürdür. Bunun ne siyasi yönü vardır, ne ırkı, ne şeyi, bu bir kültür. Kimler getirdiyse nurlar içinde yazsınlar. Kendilerini tanıma isimlerini ben araştırdım. Kendilerini hiç tanımıyorum ama isimlerini duyuyorum. Aladır Halideler, efendime söyleyeyim, Köçek Emineler, Aslan Zeynepler. Ondan sonra bunlar hep o ihracatımızın en güzel olduğu dönemlerde o üstündeki işlemeleri yapan insan. Sen çocuktun, belki hatırlar mısın, hatırlamaz mısın bilmiyorum. Bir sandıklardaki eski çeyizleri toplayarak bir sergi açtım ben. Bir festivalde. Sen o zaman küçükmüşsün, yani, pek hatırlayamazsın şeyleri. Yani. O zamanın başbakanıydı Deniz Baykal. Açılışı falan yaptı yani. Ondan sonra bir örtüler işlemişler, bir masa örtüleri işlemişler, bir yatak örtüleri. Aklınız, hayaliniz durur. Şu anda onlar ne antika olarak kaldırılmış durumda. Mesela İnci Sayın vardır. İnci Sayın'ın annesinin çeyizi. Hülya Sönmem, tanırsın. İyi tanırım. Hülya'nın anneannesinin sandık çeyizi. Ondan sonra onlar zaten beni şeye, aşka getirdi. Yani kurs vermemizin, halk eğitimle illa Şilebeze el sanatları kursu verelim, Şilebeze el sanatları kursu verelim deyip bu kadar revaçta olması. Bak mesela işlemişler, şu güzelliğe bak. Halk eğitimde işlenmiş. Bana diktiğe getirdiler. Güzelliğine bak. Oo, harika. Muhteşem. Muhteşem. Daha neler? Yani bunların yaşaması için herkes kendi ölçüsünde bir şeyler yapması lazım. Ben de el sanatlarına sahip çıkma noktasında. El sanatlarına sahip. Şeye, bezimize zaten sahip çıkıldı. Ve bez az da olsa Şile'nin bu tür ihtiyacını karşılayacak kadar yapanlarımız var. Kabakoz'da, İmrenli'de, şu anda mesela sağ olsun Tevfik Çetin vardır, Ispartalı. Hı. Yıllar önce burada ilk yok olmuş bir tezgahı burada yeniden Şile'ye sokan, halk eğitime, KTM'ye destek olan hemen hemen Mehmet'le ikisidir yani. Çok şey yapıyorlar, çözgülerini yapıyorlar, şeylerini yapıyorlar. Onların desteklenmesi lazım. Vatandaş bir şey evlerinde yapması lazım. İşleyicilere verilecek paralar biraz onları tatmin edici olması lazım. O kadar çok şey var ki konuşulacak. O kadar çok şey var. Ama işin yine dönüyoruz, dolaşıyoruz. İşin özetine geldiğimizde buradan bezine el işi yapılamadığı, kesinlikle yapılmıyor. Şile bezine sadece yapıldığı, orijinal şile bezine yapıldığı ama şile bezi el işinin de herkesin yaşaması için, herkesin bu konuda sizin tabirinizle taşın altına elini sokması gerekiyor. Aynen. Tek kelimeyle öyle. Bak sana bir kitabı da hediye edeyim. İyice oku. Sevinirim. Bak burada şeylerimiz, modeller. Modellerimiz, isim almış modellerimiz. Ondan sonra harika. Çok teşekkür ediyorum. Bunu unutmayacağım. Bak bu da şey, bir yarışmada bir kızımızın bir şiir yazdı Şilebeze hakkında. Bunu ben ona bir sorayım. Tamam. Eğer olduktan şey sonra olursa şimdi tabii. İzinsiz şey yapmayalım. Daha, belki bir başımız daha, şey yapar. Daha şık olur. Ona bir olur. Sorayım. Tamam. Eğer arzu ederse bunu ben sana vereyim. Sevinirim.